Yani. Aslında dindarların gazabından değil bu, yani bu, bu şunu bilelim, insanlar e, ekmek, geçinme derdi, yani dünyada bütün devrimler iktisadi sebeplerle başlamıştır. İşte, evet. e, Fransız ihtilaline bakın, Rus ihtilaline bakın, hepsinde bir ekonomik sebepler yatar altında, ekonomik Ama nedenler. Naziler de iktisadi nedenle geldi. Tabii, tabii. 1929 buhranı... Olmasaydı 1920'deki anlaşma, Versay Anlaşması'ydı evet. galiba. Birinci Dünya Savaşı ardından Almanya'ya ağır yaptırım getiriyordu. Ağır yaptırımın üzerinden bir de üzerine 29 buhranı gelince Hitler'in iktidara gelmesiyle sonuçlandı bu. Ama dünyadaki diğer şeylerde, değişimlerde hep iktisadi temellerle gelmiştir. Şimdi biz burada... Rusya arkadaşlara da yolladım. Arkadaşlar, SJC'nin yıkılması, Zimuzların evet, yıkılması, büyük bir yıkılması. 15 yaş üstü ki. işsizlik şeyini hazırladıysanız arkadaşlar ekrana verebilirseniz. Daha önce yolladığım bir grafik vardı. Bakın arka ekrana verirseniz arkadaşlar, burası da olur. Şimdi burada görüyor musunuz? Bu size bahsettiğim daha önceki şey olay. Bu daha önce bahsettiğim şey. 1980'den bugüne 15 yaş üstü bütün nüfusun işsizlik oranı Bir şey çalışabilir nüfus değil şu anda çalışabilir nüfus 63 milyon hı hı. çalışa şey iş gücü piyasası 32 milyon yani diğer geri kalan ev hanımı öğrenci falan filan diyor bunu çalışabilir nüfus 63 milyonun işsizlik oranı 2020'yi almadı şimdi daha önce bahsettiğim şey bakın 1989 Anavatan Partisinin çok güçlü olduğu Hatırlarsanız çok güçlü olduğu yer 5.5.09 5.1'e geldi. Yerel seçimleri kaybetti Anavatan Partisi. Evet. 2002, 2001 kriz 5.14. Yani bu 5.1'e geldiği zaman seçmen siyaseti tasfiye etmiş. seç şimdi siyaset... Ama zaman 7 27. 2019. 2019 7 27. 2020'yi almadım çünkü TÜİK devreye girdi. Ha. TÜİK devreye girdi. Şimdi bu tablo ha 2009 küresel kriz demiş. Şimdi bu tablo neyi veriyor Ekonomideki işsizlik yani yoksulluk belirli bir seviyeye geldiği zaman toplum siyaseti tasfiye etmiş. İşte 2001 krizi ardından 5.14 evet. yani 5.6 5.7 değil. Yani, evet. Bakın 2000 2016'da 5.67, 2017'de yine 5.7, 2018'de 5.83, peki, şimdi peki 7.27. 2018'de cumhurbaşkanlığı seçimi evet. Herhalde. ama 5.83. Yani no normalde normalde 2017'de referandum geçmez. E geçti 2018'de ama... Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet kazanırdı normalde. 2019'da şu şeyle söyleyeyim. Yani bu oran Geçmiş Türkiye'nin geçmişine baktığınız zaman e, iktisadi hani Ali Çarkoğlu'yla profesör hı. burada oturduğumuz söylediğimiz şey e, Türkiye iktisadi akli Seçimini en son Haziran 2015'te yaptı. Ondan sonra başka unsurlar devreye girdi. Şimdi de dikkat ederseniz o unsurlardan bir tanesi mesela 15 Temmuz kurtarıcı oldu iktidar açısından. Evet, 15 yani 15 Temmuz kime yaradı? İktari Ak Parti'ye yaradı. Kutu. En fazla bütün seçimleri yoksulluğu, bütün, açık. Esas, millet esas cumhurbaşkanı istediği rejimi kurdu. İstediği rejimi de kurdu ve seçimleri de aldı. Şöyle bir yani de şirketi, millete 2018 5.8 diyorsun ya hani olmaması lazım hani iktidar. İktidarın olmaması. O, ama orada işte bir o referandum 2017 referandumu biraz hani şişt, hala tartışmalı değil mi o müjde o tartışmalı. Oylar. Yani senin tezine göre belki o şey normal olsa geçmeyecekti. 2017 Devam. geçmeyecekti ama 2018 geçti. 2019. Şöyle diyebilir miyiz? Bugün ekonomik olarak artık bıçak kemiğe dayandığı noktada. Şimdi geçmişe oranla söylüyorum. Geçmişe oranla. oranla bıçak evet. kemiğe dayan yani 5 yıldır kemik kalmadı yani 5 yıldır. Kemik. Bakın öyle <laughs> ifade edeyim. 5 yıldır kelimesi. seçmen vatan millet uğruna işte 15 Temmuz FETÖ'ye karşı birleşelim. Hı hı. E, yemeyelim içmeyelim ama e, şey yapalım yani beka ülke beka söylevi. Evet. Şu bu hep bu söylevlerle geçiştirildi. Millet buna inandı ve geçiştirildi. Şimdi şimdi bu işte yavaş yavaş ortaya çıkın, dökülmeye başlayınca şelale şeklinde evet. oy oranı düşüyor. Evet. Şimdi burada normalde bu işsizlik oranları üzerinden gittiğiniz zaman dedi bir geçen söylediğim şeyi söyleyeyim. Şu anda iktidarın oy oranı Bırakın yüzde %30'u 30'u tartışıyoruz. Bırakın yüzde yüzde üç bile tartışılır noktadadır şu orana göre Oran. geçmişte. Hı hı. Hı hı. Yavaş yavaş aklileşiyor. Seçmen aklileşmeye, yani 15 Temmuz'un FETÖ'nün etkisinden kurtulmaya, yani beka, hı hı. yerli milli ya bunların yalan olduğuna filan ba başladığı an. Evet. Erbaşı saat neye sürdü? Evet. Ama Bülent Erba, Arınçın herbaşı sahneye işte, sürdü. Bu bu ma, yani zamanlama Şişt. açısından da çok önemli. İşte bunların yapıldığı bir dönemde dindarların e, şeyi ağır olur diyor. E, dindarların gazabından korkmak lazım. Ona derisi. geliyorum. Böyle bir sürecin içerisinde değerlendirilmeli, değil mi? Dinini tamam şimdi oraya doğru geliyorum sedan. Şimdi evet. seçmen bu etkiden kurtulmaya başlayınca bu etkiyi canlı tutmak lazım. Yani seçmen de. Bu Din etkisini canlı tutmak lazım. Din etkisini canlı tutmak için bu sefer bu seçimde Diyanet İşleri devreye sokuldu. Din etkisi devreye sokuldu. Ama Bülent Arıncın söyledi. Yemezler diyor. Bu yemez diyor. Yemez diyor. Bülent yemez Arıncın diyor. hani ben şimdi şey diğer bölümleri uzattım. Ha. Sizin sorduğunuz şeyi Yemezler tek cümle. Diyor. Aynen öyle. Yemez, yemez diyor. Yemezler diyor. Min sorunları bakar çözün diyor. diyor. Şimdi sorunları çözün derken ama şunu da unutmamak lazım. AK Parti içerisinde Son dönemde bu tür sorunları söyleyenler, edenlerle baktığınız zaman bunların bugün bir şey söyleyip yarın da çok hızlı çark ettiklerini de görürsünüz. Yani çark çok hızlı dönüyor. Şimdi burada bir e, dün söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. Karşınızda bir e, ilke ilkeselliği olan bir siyasi duruşu olan bir ilke çerçevesinde bir parti yok. Koltuk dağıtan bir çıkar şeyi var, yapısı var. Ve onu destekleyen medyası var. Şimdi çıkar medyası veya başka şimdi bunun İş içerisinde şey bunun içerisinde şunu unutmayın. Şimdi çıkar yani koltuk dağıtan, kamu kaynaklarını dağıtan, ulufe dağıtan bir yapı olunca onun içerisindeki birçok kişi biliyor ki ben bu ulufeden nasıl pay alırım? Ben bu ulufeden kenara atılmışım, kenardayım. Arada bir geliyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Hal hatır soruyorsunuz, o kadar. Ama ben bekliyorum ki bir koltuk. Artık ben de bir koltuk bekliyorum. Haşa, şu anda Bülent Arınç için bunu söylemiyorum. Bu çıkışların bir bölümü için bunu söylüyorum. Evet. Şimdi Peki, Peki, bu koltuk bekleyenlerin de bu çıkışları. Yani yukarıya mesaj veriyorum. Bak bana bir koltuk ver, yoksa konuşurum ha. Yani önemli konuşmaların sebebi de bu koltuk. Yani bir koltuk isteme. Gerçekten özüyle, ama, sözüyle. Ama şu da bir gerçek ki tabanda da çok büyük tepki. Onda yansıtanlar taban, taban, var tabii şimdi. Tabi Bülent Arınç da onu yansıtıyor şimdi. Bu, Bu bir şey gerçek. Yani gerçek. E, dini, dini sadece, kullanarak, dini öne sürerek e, oy konsolidasyonu sağlamak, işte kemik oyu tutmak artık orası çoktan geçti, eşik açıldı. Bu haldeyken ekonomi cep boşken e ee, insanlar geçim derdindeyken sen öyle dinle falan şey yapamazsın. Bir arada yani, tutamazsın. Me yani özetle mesajı Yok. şu. Mesela. Bülent Arıcı'nın evet. mesajı şu. Sen bu.